Arkadaşlar merhaba, Ho'oponopono'da serbest bırakmanın öneminden bahsedeceğim. Öncelikle küçük bir kesit. Yüreğinizi açın ve şu sözleri tekrarlayın. Teşekkür ederim, seni seviyorum, özür dilerim. Bu sorunu yaratan bu anıların bende olduğunu bilmiyordum. Beni affet. Sonra kendinize şu soruyu sorun. Bende bu sorunu yaratmakta olan ne var? Onu serbest bırakmaya hazırım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Çünkü yaşamımdasın ve bu bilinçaltımdaki bu programlardan özgürleşebilmek için bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Sonra kendinize, anılara ve içinizdeki yaradana seslenin. Çünkü dönüşümü gerçekleştirecek olan sevgi enerjisidir. Özür dilerim. Beni affet. Ben de bunun olduğunu bilmiyordum. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Yaradan'dan bütün bu anıları, bütün bu olumsuz enerjileri, bütün bu acıyı, bütün bu kızgınlıkları almasını ve onları saf ışığa dönüştürmesini istiyorum. Evet, serbest bırakmak çok önemli arkadaşlar. Bunu nerede, ne zaman kullanacağız derseniz, öncelikle bunu bir örnekle açıklayayım. Yaşamış olduğum bir bağırsak problemi var. Bu da bir kabızlık. Kabızlık problemini nasıl çözümledim ve serbest bırakıyorumu nerede kullandım derseniz, öncelikle arkadaşlar, bedenimizde en gizemli organımız beynimiz. Sonra ikinci beyin olarak geçen bağırsaklarımız var ve en duygusal organlardan bir tanesi de bağırsaklarımız. Bağırsaklarımız korku, üzüntü, endişe, depresyon her türlü durumdan etkileniyor. Bunu ya kabızlık, ya ishal, ya şişkinlik ya da başka problemler şeklinde bedenimizde ne yapıyor? Gösteriyor. Peki kabızlık problemini çözümlerken ne yaptım? Seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim sözlerini tekrarladım ve sonra bağırsaklarımla iletişime geçtim. Bağırsaklarıma kullandığım şey, evet ben seni üzüyorum bugünlerde çünkü yaşadığım durum, yaşadığım üzüntü çok stresli ve artık bu üzüntüyü, bu stresi serbest bırakma zamanı ve bunu serbest bırakıyorum. Bu cümleyi tekrarladım arkadaşlar ve bunu günlerce tekrarladım ve her kabızlık problemini yaşadığında kabızlığın rahatlıkla çözümlendiğini gördüm. Ve özellikle serbest bırakıyorum cümlesini tekrarlarken burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verebilirsiniz ve bu sırada serbest bırakıyorum cümlesini de tekrarlayabilirsiniz. Yapacağımız tek şey bedenimizle bağlantıya geçmek. Ben kabızlık problemimi bu şekilde çözümledim. Peki sizin yaşadığınız problem ne? Yaşadığınız problem bedeninizde en çok nereye zarar veriyor? Kalbinize mi? Bedeninizde, başınıza mı? Baş ağrısı mı çekiyorsunuz sürekli? Kemikleriniz sürekli sızlıyor mu? Sürekli değersizlik, yetersizlik duygularından dolayı kemiklerinizde ağrılar mı var? Yıllarca taşıdığınız yükler sırtınızı, belinizi yorduğu için sırtınızda ve belinizde ağrılar mı var? Bunları bulmak, bunları tespit etmek, sonra o duyguları o bölgeden serbest bırakıyorum diye serbest bırakmak. Diyelim ki sırtınızda ağrılar var ve sırtınıza elinizi götürün ve sırtınıza dokunun ve seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim. Yaşadığım yükler, ağırlıklar, sıkıntılar o kadar ağır ki senin üzülmene, senin yorulmana sebep oldum. Ama artık bu duyguları serbest bırakma zamanı ve burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin ve üzüntümü serbest bırakıyorum. Acımı serbest bırakıyorum. Yüklerimi serbest bırakıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Gün içerisinde diyelim ki yürüyüş yapıyorsunuz veya iş yerindesiniz. Bir anda patronunuz sizi kızdırdı veya çalışanınız sizi kızdırdı ve öfke içerisindesiniz. Bir anda paniklediniz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Hemen o alandan uzaklaştınız diyelim. Nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz ve içinizdeki duyguyu hemen ne yapıyorsunuz? Serbest bırakıyorum diyorsunuz. İçinizden tekrarlıyorsunuz Ho'oponopono'nun sözlerini. Sonra diyorsunuz ki ben şu an yaşadığım bu üzüntüyü, bu öfkeyi serbest bırakıyorum. Ve bu şekilde rahatladığınızı, kendinizi iyi hissettiğinizi zamanla göreceksiniz. Bunu bol bol aynı Ho'oponopono'nun yapmış olduğunuz tekrarları gibi her tekrardan sonra
hissettiğiniz duyguları da serbest bıraktığınızı ifade edebilirsiniz. Katkı olsun. Hoşça kalın.